Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok istediğim bir balık var. Onu almaya geldim. Sincan'dayım, Aleyna Akvaryum'dayım. Siz de şimdi birazdan sizinle birlikte Aleyna Akvaryum'u gezeceğiz. Evet, şöyle göstereyim, ters çıkıyor ama kusura bakmayın artık. Şöyle bir çeşitlere bakalım. Arkadaşlar sonunda uzun zamandır aradığım Electric Blue Jack Dumpsay'leri buldum. Bu herkesin bildiği bir balık değil, yine söyleyeyim. Aleyna Akvaryum'dan geldi bu balıklar. Aleyna Akvaryum'un kendi üretimi, yıllardır uğraşıp didinip bulduğu bir yöntemle artık Electric Blue'ları yaşatmayı ve büyütmeyi başarıyor. İnşallah arkadaşlar bunları bitkiliğe koyacağız. Şu akvaryuma koyacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkarmadan belli bir boyuta kadar burada takılırlar. Daha sonra bir şeyler düşünürüz. Şimdi bir aşılama yapalım. Arkadaşlar balıklarımızı alalı neredeyse bir ay oldu. Yani tam hatırlamıyorum, bir ay olmadı herhalde, biraz daha az oldu galiba. Boylanmayı görüyorsunuz. Maşallah. Arkadaşlar bugün sizlere biraz Electric Blue Jack'ten bahsedeceğim. Yeni çete üyelerimizden bahsedeceğim. Ve en çok beğendiğim ve çok değerli olan bir balığımız daha var. Onu da göstereceğim burada. Çünkü ben artık koyalı, yani ben bu videoyu, bunları alalı bayağı oldu. Videoyu çekmek nasip olmadı, şimdi çekeceğim. Yani bayağı iyi adapte oldular. Zaten neredeyse 1 santimde boyattılar. Gördüğünüz gibi o halleriyle bu halleri arasında bayağı fark var. Arkadaşlar öncelikle benim Electric Blue Jack maceram 2009 yıllarına dayanır. Onu söyleyeyim. 2009'da ben bu balığı öğrendiğimde, tamam mı? Hatta daha önce de öğrenmiştim ama bulamıyordum. 2009'da elde ettim diyeyim daha doğrusu. Arkadaşlar bu balıktan ben Kocaeli'nden 10 tane getirtmiştim Kırıkkale'ye. 10 tane getirttim, tamam mı? Bu balıklar gittim Discus Tetra'nın Discus yemini almıştım Kırıkkale'den. Şimdi ismini vermeyeyim bir pet shop'tan. Verdiği yemde ne varsa arkadaşlar balıkları öyle bir iç parazit yaptı ki neye uğradığımı şaşırdım. Günlerce tedavisiyle uğraştım. Teker teker o 10 tane Kocaeli'nden gelen üşenmeyip getirttim ki o zamanlar öyle getirtmek kolay değildi arkadaşlar onu bunu. Balıklar telef oldular arkadaşlar. Bunu görünce çok üzüldüm. Aynı şekilde ha bir de daha önce de bir yerden bulmuştum Ankara'da. Ondan da 3 tane almıştım. O balıklar da bu balıklarla beraber zaten bulaştı. Ne artık varsa onlar da gitti. Neyse arkadaşlar ondan sonra Electric Blue Jack Dumpsay'e tövbe edeceğim derken bir kardeşim bana, tamam mı? Yine Kocaeli'nde oluyor bu olay bu arada. Zaten o getiren de Kocaeli. Bana kendi büyüttüğü tam 20 santimlik bir dişi Electric Blue Jack Dumpsay'i hediye verdi. Ve kimse bunu yapmaz. Sağ olsun Erdi kardeşim. Bana bu balığı verdi. Tamam mı?
Dedi ki ben bu balığı iyileştirdim Onur. Değerini bileceğini bildiğim için sana veriyorum. Eyvallah kardeşim dedim. Balığı aldım arkadaşlar, getirdim. İşin en garip tarafı da o yıl arkadaşlar. Kaç? 2009 yıl tabii. İşte 2009 mu 2008 miydi? O civar bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum da kafamda bayağı bir çünkü oldu. O yıl biz bir de Tiger'ı sahiplenmiştik. Ne alaka diyeceksiniz. Aklıma geldi. Her neyse onunla birlikte şey yaptık hatta böyle. Balık da gelmişti. Oradan hatırlıyorum. Her neyse arkadaşlar. Balığı getirdim. Balık muhteşem. Böyle mavi bir yakut gibi parlıyor arkadaşlar. Yani hiçbir mavi bu Electric Blue Jack'lerdeki tatmini vermedi bana. Yani şöyle söyleyeyim, bu balık diskustan bence çok daha güzel ve şey bir geliyor bana. Daha da güçlü geliyor. Yani büyüyünce zaten nasip ederse göreceksiniz ne demek istediğimi. Allah nasip ederse. Her neyse arkadaşlar. Balığı getirdim. Akvaryumumda çeşitli balıklar vardı. Barışçıllardı. Ben bu balığı koydum, hiçbir şey olmadı. Bir tane ters yüzenim vardı. Ondan biraz şüpheleniyordum. Ama baktım arkadaşlar, hiçbir sıkıntı yok. Mersem ters yüzenler zaten biliyorsunuz. Gündüz çok normal. Gece ise arkadaşlar bıçakları çıkartan bir balıktır. Öyle gaspa başlar diğer balıklara. Kök söktürür. Neyse arkadaşlar, ne olduysa sabah bir kalktım. Electric Blue Jack'in üzerinde bir damla mavilik yok. Hepsini jiletlemiş. Öyle bir yemiş ki. Balık böyle ölmek üzere, can çekişiyor. Mecbur balığı yani şey yapmak zorunda kaldım. Almak zorunda kaldım başka tanka, tabii ki hemen de öldü. Yapacak bir şey yoktu. Ve arkadaşlar maalesef ondan sonra da bir daha o yıldır bu yıla kadar Electric Blue Jack Damsey'in izine rastlayamadım. Ha bir yerler falan üretiyordu. Aleyna Akvaryum gene üretiyordu. Görüyordum tek tük de cesaret edemiyordum. Ama bu kez gerçekten işi anlamış ve sağlam yapmış. Vallahi balıklar mükemmel arkadaşlar. Aha görüyorsunuz. Aha görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dediğim gibi Electric Blue Jack'in olayı şudur. Normal Jack Damsey çiklit, yani Amerikan Jack Damsey çiklitleri geninde olan bir gendir bu arkadaşlar. Yani iki Electric Blue Jack'i birbirine vurarak Electric Blue Jack da alamazsınız. Öyle bir durum söz konusu. İçinden biri taşıyıcı olmak zorunda. Taşıyıcı olursa, tamam mı? Ancak o şekilde alınabilir. O yüzden de bulmak ve üretmek kolay değildir. Ama Aleyna bu durumu çözmüş. Pek paylaşmak istemedi ya. Neyse ben de üstüne gitmedim fazla. Evet güzel. Neyse. Evet hayırlı olsun. Bunlardan arkadaşlar şimdi güven verdikleri için 3 tane daha tankımıza katacağız. Sonra ne hikmetse şu ucuz cüce vatozları aldım arkadaşlar. Mavi göz, short fin. Bu cüce vatozlar çok ucuz geldiği için ben de aldım. Ama vereceğim 4 tanesini falan. Ya ben bunları açıkçası aslında diskus akvaryumuna almıştım. Diskuslar bunların bir tanesini parçalayıp yediler arkadaşlar. Ben de ondan sonra bir daha alamadım. Yani şey yapmadım, uğraşmadım. Buraya aldım. Ama benim asıl size paylaşmak istediklerim. Nerede o güzellikler? Aha şu arkadalar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir gelse de ben bu... Ulan ben bu kapya biberi... Aslında onlar için koydum da onları ayıracağım arkadaşlar başka bir akvaryuma. Bunu sadece bazı akvaristler bilir arkadaşlar. Yani bilen bilir. Cüce vatozun yani tül kuyruk vatozun babası Super Red'tir arkadaşlar. Aha Super Red. Şu anda kadraja girmiyorlar. Ben bunları ayırdığımda göstereceğim. Ve bu gerçekten piyasada öyle kolay kolay bulunabilecek bir kalitede Super Red değil. Bunların arkadaşlar küçücük yavruları bile oldukça değerlidir. Bakın şu bir tanesi arkaya gitti. Rengi de görüyorsunuz. Şu anda biraz vatoz fazlalığı olduğu için maalesef akvaryumda biraz dışkı problemi var. Yani vatozlar çıktıktan sonra zaten kendine gelir bu yer. Kapya biber de arkadaşlar aklınızda olsun. Vejetaryen balıklarınız varsa birebirdir. Böyle haftada 2 kere 3 kere verin. Aha şurada bir tane dişisi var. 2 dişi bir erkeğim var. Aha şuradaki akvaryumu arkadaşlar onları ayıracağım. Burada güzel bir şekilde inşallah üretimini yapacağım diye düşünüyorum. Super Red Long Fin'in. Yani L144 falan hikayedir arkadaşlar. Ha onlar da güzel balıklar, ona bir şey diyemem de. Ama Super Red arkadaşlar 10 numaradır. Ve zaten asıl starımız Electric Blue Jack Damsey'dir. Gördüğünüz gibi hiçbir renk, hiçbir mavi balık, ki mavi balıklar beni hep çeker. Bu balık kadar akvariste sevdiğim bir balık yoktur. O kadar diyeyim. Evet. Bunlar da bu şekilde. Küçük bir video olsun. Videolarımız arkadaşlar bu şekilde böyle. Bu arada bitkilerimiz de büyüyor. Amatör bitki takı. 4 çeşit bitkim var. Anabiyaz, Amazon hançeri. Şöyle bir bitki. Bir de eledoğamız. Evet. Bunlar da böyle. Evet. Akselotların son durumu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çetemiz büyüdü.
Yani büyüdü derken zaten bu elemanlar vardı. Ama bu akvaryumu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son olarak White Green'i ve Muz Muzaffer'i de buraya aldım. Yani Gold Axolotl'umuzu şöyle gösterelim. Evet. Arkadaşlar biliyorum akvaryum gerçekten ufak şimdi, Allah var. Şöyle elimden pay biçin. Burada bir tek en iyi boylanan Kamil. Yalnız arkadaşlar onun da bir olayı var. Size bundan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen Ahmet'le onu konuştum. Şöyle şimdi dedim ki yani Kamil dedim tamam ilk aldığımız axolotl bayağı bir boylandı. Diğerleri de hemen hemen onu yakalaması gerekiyordu. Peki neden yakalayamadı? Özellikle şu arkadaki Luxilit. Arkadaşlar axolotl gruplarında şöyle bir durum söz konusu. Baskın olan birey diğerlerinin boylanmasını hormonal olarak engelleyebiliyor. Yani böyle dar bir akvaryum olunca aslında biraz da akvaryumumuz geniş olsa tabii ki belki durum daha farklı olabilirdi. Ama arkadaşlar Kamil bizim baskın bu çetenin artık hanım ağası mı yoksa ağası mı orasını daha henüz tam keşif şey yapamadık, belli edemedik. Zaten o yumurtlama olaylarında göreceğiz o olayları. Buranın kralı arkadaşlar ve dolayısıyla ben varken diyor arkadaş sen fazla öyle palazlanamazsın diyor. Mesela ben burada en çok baskın olarak gördüğüm şeyden sonra Kamil'den sonra yani en iyi yiyen Marsık arkadaşlar. Marsık ölümüne yiyor. Yani ne versen atıp tutuyor. Luxilit iştahsız da ama o da bu sıralar yiyor. Kamil'le arası çok iyi bu arada. Hep Kamil'in yanında genelde. White Green'i bugün koydum. Şey Muzaffer'le White Green'i evet bugün koydum. Son olarak arkadaşlar aha şurada çolağımız var. Çolağımızı da görüyorsunuz. Çok kadar yakışıklı bir axolotl oldu ki arkadaşlar. Biliyorsunuz bu garibimizin ne kolu vardı ne bacağı vardı. Hepsini tamamladı. Gerçekten arkadaşlar axolotl'lara ben çok yoğun bir saygı duyuyorum. Yani resmen Allah'ın bir yaratma sanatı arkadaşlar bu hayvanlar. Ve ileride bu hayvanlar sayesinde inşallah arkadaşlar şeyler biter. Yani ne denir? Bu kolu bacağı olmayan insanlara da bir umut kapısı ortaya çıkar. Organ nakli falan ortaya çıkar. Belki pek çok hastalığın diyorlar insanlığın umudu. Her neyse. Şimdi biraz bunları besleyelim. Bugün aslında açlar mı bilmiyorum. Dün çok besledim. Böyle bir durum da söz konusu. Bir gün çok yiyip bir gün az yiyebiliyorlar. Ama ben size videosuz bırakmamak için şey yaptım. Arkadaşlar her zaman beslediğim axolotl yemi. Yani gördüğünüz. Bu axolotl yemine bunlar hasta. Şimdi nereye koyalım? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle ben bir videoyu keseceğim. Arkadaşlar bir elimle çekim yapıp bir elimle beslemek gerçekten zor oluyor. Ama bir deneyeceğim sizin için. Kamo. Kamo. Al evlat. Hadi. Böyle ilk önce bir atlıyor bu. Sonra böyle bir gıcıklığı tutabiliyor arkadaşlar. Ama alır genelde. Tabi şu anda tabi biraz şeyden utanmış olabilir. Evet Marso. Marsık. Marsık böyle şeylere hiç bana mısın demez. Allah Allah. Bugün sizde bir tokluk mu var? Bana mı öyle geliyor? Al evlat. Bu Styx'in içinde arkadaşlar her şey var. Bunlar bayağı bir seviyorlar bu Styx'i. Önüne de koydum ama illa cımbızla tutacağız bunların ağzına böyle bebek yer gibi. Al. Hadi yavrum. Biraz beslenme konusunda işte şeyler nazlılar böyle bir. Ama tabii hepsi böyle değil. Dur. Muzaffer'e tutalım. Birinden biri alacak bunu mutlaka. Bunlar da yeni ortama geldiler. Şimdi şaşırabilirler. Yani Muzaffer'in şu solungaçlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Öyle güzel ki yaldızlı yaldızlı böyle. Albino Gold'lar gerçekten güzeller. Evet bir itiş kakış oldu. Hadi oğlum. Yani normalde hayvan gibi yiyorlar. Şimdi video çekiyoruz ya. Mübarek. Video çekince bunlar böyle şey oluyor. Albino'ya deneyelim. Ya da hiç bir aşı da olmayabilir arkadaşlar. Ben gene de vereceğim yani. Albino. Albino da arkadaşlar kırmızı gözlü. Şu anda ben de Türkiye'de bulunan neredeyse hepsi var arkadaşlar. Başka nadir mutasyonu olan var mı bilmiyorum. Grileri duydum son. Griler varmış. Artık hangisi bilemeyeceğim. White Green deneyelim. En çekingen White Green'dir genelde de. Tabi Kamil hayvan gibi onu itekledi arkadaşlar. Hiçbiri yemiyorsa yiyecek bir tane vardır. Kim o biliyor musunuz mu? Tabi böyle o itiş kalkış oldu. Ben şunları bir alayım arkadaşlar bir dakika. Burada yiyecek aha budur. Gel. Gel oğlum gel. Bu var ya bu 10 numaradır bu. Hop. Hop. Hop aferin benim güzelime. Yakışıklıma. Bunu çolak
Tam yakışıklı arkadaşlar. Tam yakışıklı. Tabii adamın biri de bundan hiç yani böyle bir şeyden eksik kalamaz. Böyle gelir. Evet. Ne var ne? Sana senlik bir durum yok burada. Kızım aksiyonlara bakıyorsun. Hadi. Kadife yerine. Hadi git. Hadi hadi kızım. Kadife hadi. Hadi. Git yerine. Evet. Tabii ki yılmak yok. Onların en sevdiği şey var. Stix'i beğenmezseniz ne var? Kan kurdumuz var. Bakalım kan kurduna ne diyecekler. Şöyle bir bakalım. Salalım şöyle arkadaşlar. Kan kurdunu yerler diye düşünüyorum ya. Ana ha yedi. Oh be. Yiyin. Yiyin yavrum yiyin. Kan kurduna hiçbir zaman hayır diyemiyorlar. Kan kurdu demek bunların canı kanı demek arkadaşlar. İnşallah yani her zaman temin edebilirim kan kurdunu. Al albino. Albino hadi. Yani şey yapma. Al. Bir lokmaya yeter kızım. Kızım diyorum. Kız mısın bilmiyorum. Arkası da sipsivri bunun. White Queen'e verelim. Hadi. Hop aferin. Kamo. Kamil. Yemin ederim şeyden utandılar arkadaşlar. Bunlara bol bol video çekmemiz lazım ki alışsınlar. Yani şimdi leti taktım ben bunlara da. O açıdan onun da biraz etkisi var. Evet. Luxelit yandaş. Luxelit yandaş bu sıralar iştahlı arkadaşlar ama tabi belli olmaz. Aha aldı. Yani hafiften. Kap kızım. Kap kızım. Kadife de kendi üstüne alınıyor. Ben böyle dedikçe. Hani nerede kapacağım da ne? Bana mı biliyorsun diyor. Yok. Bunlar bugün iştahsız arkadaşlar şansınıza. Ama iyiler yani. Bir sıkıntımız yok. İki tane de zebra elma salyangozumuz var. Al şunu Kamil. Gidek ya. Hadi. Valla şunu da alın da gidek. Ben gideceğim. Suyu tabii yeni değiştirmenin şeyleri. Etkileri arkadaşlar. Marsık. Marsık. Hadi. Hadi yavrum. Ne yapayım? Evet. Siz almıyorsanız alan biri her zaman vardır. Gel. Gel yavrum. Aferin oğluma. Oğlan diyorum çünkü çok yakışıklı gibi arkadaşlar. Yeleleri falan çok büyük. Evet. Aksolarımız da böyle. Dediğim gibi çok kısa sürede arkadaşlar bunlara çok güzel bir böyle akvaryum hazırlıyorum. İnşallah güzel olur. Onu birlikte yapacağız. Evet şimdilik başka videoya geçelim. Gelelim Dehşet Necdet'e. Şşt oğlum. Ya oğlum diyorum da muhtemelen kız arkadaşlar. Kafa yapmayacağım diye tutturdu. Gözleri de sarıya döndü. Kırmızı olması gerekiyor gözlerinin. Ama maalesef arkadaşlar Dehşet Necdet ya boyattı. Bakın şöyle göstereyim. Tabii benim böyle dandik küçücük akvaryumda tutmam da etkili. Yani bu balıkların her birine en az 100 litre akvaryum lazım arkadaşlar. Ama bir türlü işte durumlar el vermedi bu sıralar. Ama verecek. Gene de güzel. Formu falan benim hoşuma gidiyor. Ya tipi hoşuma gidiyor en azından. Evet koçum sana bir güzellik yapayım şöyle. Dehşet Necdet arkadaşlar bir ara satayım falan dedim. Başka bir kafalı flow home besleyeyim dedim. Al bakalım hop. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani artık duygusal bir bağ oluşuyor benim hayvanlarla. Öyle olunca da kıyamıyorum. Ama dediğim gibi Dehşet Necdet'imiz büyüyor. Daha büyük bir akvaryumu alıp bir kere daha deneyeceğim. Kafada zaten ne kadar yapar? En fazla baş parmağım kadar şöyle bir şey yapar diye düşünüyorum. Çünkü ben bu balığın pek çok formunu gördüm. Bizim ülkemizdeki tay silikler öyle çok aşırı ithal gelmediği sürece kafa yapmıyor. Ve burada kim var? Zıp zıp Fikri. Evet zıp zıp Fikri arkadaşlar. Arkadaşlar zıp zıp Fikri de gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten çok sorunsuz bir hayvan o kadar diyeyim. Bu saz maşallah ölümlüsüz çıktı. Gerçekten Nevzat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu güzel akvaryumu bana hediye ettiği için ve Fikri'yi bana verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kan kurdundan ve un kurdundan başka bir halk yemiyor. Ama olsun. Hiç sıkıntı değil. Verelim. Al bakalım. Bunu da suyunu yeni değiştirdiğim için arkadaşlar yemeyebilir. Yani balıklar böyle biraz şey. Evet koydum evlat. Niye yemiyorsun? Normalde affetmez arkadaşlar. Ben gidince belki yiyebilir. Gayet sevdiğim bir balık kendisi. Şöyle göstereyim.
Ya ben bunları normalde arkadaşlar akşam besliyordum ama video yetişsin diye şimdi balıkların böyle bir hali şey oldu. Garipleşti. Budi. Kuzum. Gayet iştahlı yani. Hiç şeyliği yok. O konuda bir sıkıntısı yok. Şimdilik yeten bir akvaryumu var. Ama tabii ileride daha iyi şeyler yapılabilir buna. Yani dediğim gibi Nevzat'a çok teşekkür ediyorum. Bu da iyi. Bir sıkıntımız yok. Yani normalde çok iştahlılar. Ama böyle şey olunca video çekilirken niyeyse böyle bir şey hallerine geliyorlar. Hayvanlar böyle oluyor yani. Tipe baksanıza. Gözleri ömre bedel. Ve benim sevimlilik abidem. Benim sevimlilik abidem. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şunun güzelliğine, şunun büyüklüğüne bir bakın. Maşallah bayağı bir boyattı arkadaşlar. Şöyle elimden biçin, şey pay biçin. Geldiği haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Evet. Hiç kimse yemezse Fahako Sayko yer. Evet. Gördüğünüz gibi altına hücum başladı. Tek sorun arkadaşlar biraz ışıklandırma sorunumuz var. Saykomuzda ama gene de iştah yerinde. Fil balığı da arkada. Onu da şöyle göstereyim. Evet. Yine fil balığı Nevzat kardeşimizden geliyor arkadaşlar. Saykomuzda Nudo konseptten aldığımız ilk sayko şeyimiz. Fahakamız arkadaşlar. Kapağını kapatmak zorundaydım. Kelebek balıkları arkada arkadaşlar. Bu balıklar ancak ne zaman ön plana çıkacak? Güzel bir akvaryuma geçtiği zaman bunu da diyorum şeye vereyim. Yani ışık olmadığı için dediğim gibi çok zor çekiyorum şu anda. Parlama yapıyor. Ama yine de tatlı bir kişilik kendisi. Felaket bir salyangoz bulma sorunum var arkadaşlar. Salyangozu olan varsa gerçekten adi salyangozu gelir akvaryumuna temizlik yaparım o kadar diyeyim yani. Seve seve. Hatta belli bir makul ücret karşılığı salyangozu da alırım yani. Adi salyangozu. Evet. Çünkü bunlara salyangoz şart. Dişlerini bilemem gerekiyor arkadaşlar bu hayvanın. Evet. Son olarak kralı göstereyim arkadaşlar. Kral da gayet iyi. Yalnız acilen arkadaşlar krala ısıtıcı gerekiyor. Çünkü arkadaşlar kralın ne denir? Artık kış geliyor. Bu akvaryum kesinlikle ona uygun değil. Onu acilen halletmemiz gerekiyor. Böyle yeme bakışı beni var ya bitiriyor şöyle. Sayko sayko bakışı var ya böyle. Sonra lop diye kapıyor bakın. Hop aslanım benim. Psikopat bir balık arkadaşlar. Böyle dişi yan akvaryuma aldığımdan beri şey oluyor. Ne denir? Biraz böyle şey. Ah bakın süper redler çıkmış arkadaşlar. Süper red, tül kuyruk dediğim bunlar. Gerçekten kayda değer balıklar arkadaşlar. Ama şu gudikler yüzünden sıkıntı. Bunlar yüzünden şey yapamıyorum. Evet. Videomuz bu şekilde olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde kanalımız çok daha iyi yerlere gelecek. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.